Hepiniz Yeni Video'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Çoğunuzun merak ettiği sorulara cevap vermek istiyorum ve birkaç konu hakkında sizinle sohbet etmek istiyorum. Aslında biraz sohbet videosu ama biraz yoğurdum var, onu da yiyeceğim. Mukbang tarzında olur mu bilmiyorum ama sizin kendi düşünceleriniz. Şöyle kendime başlıklar hazırladım. Ekran görüntüsü aldım. Şu anda saat tam olarak 5. Benim acil bir şekilde bu videoyu çekip ondan sonra iftar yayını açmam lazım. Allah nasip derse. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Ben tüp mideli olduğum için 9 aylığım, oruç tutmayacağım. Buradaki başlıklarımı size bir okuyayım. Neden oruç tutmadığım hakkında konuşmak istiyorum. Tüp mideliler ömür boyu oruç tutamaz. Bunu çok duyuyorum. Tüp mideliler ömür boyu oruç tutamazmış gizem. İnşallah konuşabilirsem. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Açıklayacağım. Tutmama nedeni nedir? Bunu da açıklayacağım. Şimdi sosyal medyadayız. Sosyal medyada farklı konulara değinmek istiyorum. Ve biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayı nedir? Böyle hoşgörü, alçak gönüllülük, merhamet. Ne kadar çok verirsen Rabbim sana o kadar çok verir. Güzel bir aydır. En az hırsızlıkların yapıldığı, en az suçların işlendiği aydır. Rabbim hepimize güzel dualarda buluşmayı, güzel dualarımızın kabul olmasını nasip eylesin. Ben şimdi sizlere hepsini bir kenara bırakıp neden oruç tutmuyorum? Tüp mideliler bir yıl boyunca oruç tutması yasak arkadaşlar. Önce kendi bildiğim bilgileri söyleyeceğim. Ondan sonra da burada da ekran görüntüsü aldığım bilgileri sizlere anlatacağım. Siz de isterseniz Google'dan yazıp araştırabilip bakamaz mısınız? Bakarsınız. Neden gizem bize anlatıyorum derseniz, insanlara ben anlatamadığım için bu videoyu paylaşacağım ve inşallah izlerler, dinlerler. Benim bilgilerim dahilinde bir yıl boyunca yasak olmasının sebebi şu arkadaşlar. Biz bir operasyon geçiriyoruz ve bu operasyondan sonra yiyip içme konusunda zaten sıkıntılarımız oluyor. İşte belirli bir takviyeler almamız gerekiyor. Belirli bir zaman içerisinde 2 saatte bir şeyler yiyip içmemiz gerekiyor. Su aynı şekilde. Ve şu var. Ben mesela 2 saat, 3 saat, 4 saat böyle bir şeyi fark etmeyip aç kaldığımda göz kararması, baş dönmesi bu oluyor. Birinci yıldan sonra inşallah bunların hepsi düzelecek. O yüzden bir yıl boyunca yasak. Tekrar söylüyorum. Göz kararması, baş dönmesi, elin ayağın titriyor böyle. Açlığını sen normal bir şekilde hissetmiyorsun ama bir anda bastırıyor. Yani öyle böyle bastırmıyor. Ben şu an 9,5 aylık oldum neredeyse. Artık daha çok yiyorum. İlk zamanlara göre gerçekten çok fazla yiyorum. Tüp mideliler ömür boyu oruç tutmaz. Böyle bir şeyi ben ilk defa benim yayınlarıma duyuyorum. Nedense her şey zaten benim yayınlarımı izleyen insanlar doktor, profesör, doçent doktor, doktora yapanlar. Yani ben boşuna gidip para verip olmuşum ya da siz boşuna gidip para verip olmuşsunuz. Keşke onlar da olsaymışız. Onlar daha bilgililer, aşırı bilgililer. Tekrar kilo alacağıma da net bir şekilde kararlılar ve biliyorlar. Tutmama nedeni dediğim gibi doktor buna izin vermiyor. Bir yıl boyunca oruç tutamazsın diyor. Yasak diyor. Sağlığımız için tutmuyoruz. Hani bu zaten dini olarak açıklama kısmında da sağlık için oruç tutulmuyorsa bu normal bir şeydir. Buna kimse haddi değil ki karışsın, laf söylesin. Tabii ki insanlara anlatabilecek miyim? Şu videoyu her gün ayrı ayrı da çeksem, her gün de açıklasam yine anlamayacaklar. O yüzden de susacağım. Şimdi sizlere bunun tıbbi olarak açıklamasıyla ilgili aldığım SS'leri göstermek istiyorum ya da okumak istiyorum. Obezite ameliyatından sonra beslenme düzeni önemlidir arkadaşlar. Obezite cerrahisinden sonra az miktarda ve sık sık beslenmelidir. Dediğim gibi 2 saatte bir şey yiyip içiyoruz. Ya bunda ben sık sık az az bir şeyler atıştırmaya çalışıyorum. Bir şeyleri hemen yediğimizde de tıkanıyorum. Bağışıklık sistemi ve metabolizma hızı için bu çok önemlidir. Bizim bağışıklığımız düşüyor. Ameliyat sonrası vitaminlerimiz düşüyor. İşte bir şeylerimiz düşüyor ve bunu toparlamaya çalışıyoruz. Uzun süre aç kalmak vücudun dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Dediğim gibi baş dönmesi, elin ayağın titremesi, bir şeyleri çok çabuk fazla unutmaya şey yapmamın hepsi bunlardan dolayı. Bol sıvı tüketmek de metabolizmanın hızını artmasını ve hedeflenen kiloya ulaşılmasını sağlayacaktır. Zaten şu şekilde, biz şu an yudum yudum su içiyoruz. Bir bardak suyu zorla içiyorum mesela.
Oruç tuttuğunu düşünürsen çok az bir sıvı alacaksın gün içinde. Bu da önemli. Metabolizmanın hızının artması ve hedeflenen kiloya ulaşılmasını sağlayacaktır. Yani kilo vermenizde de sıkıntı olabilir. Bakayım. İftardan sonra aşırı yeme vücuda zarar verir. Bu normal bir insanda da geçerli, bizim için de geçerli. Gelin okuyalım. İftarda uzun süre açlıktan sonra yemeklerin miktarı ve hızı kontrol edilemeyebilir. Gerçekten de öyle. Kendimi geçen sene hatırlıyorum. İftarda hemen böyle bir şeyler ağzına at, ekmek ye, bir şey ye ve bitti. Ayrıca iftar menüsünde yiyecekler genellikle yüksek karbonhidrat ve kolesterol içerir. Bu durum dumping sendromu denilen rahatsızlığa yol açabilir. Dumping sendromu, dün bunu yaşadım, berbattı. Bulantı, kusma, terleme, halsizlik ile kendini gösterir. Tüm nedenleriyle doktorunuz görüşmeden ve tam olarak iyileşmeden oruç tutmamanız tavsiye edilir. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim sağlık versin hepimize. Bizimki tüp mide. Kanser hastaları var. Çok değişik hastalıklar olan var. Şeker hastaları ömür boyu tutamıyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten insanları yargılamak yerine keşke biraz da onları düşünsek diyorum. Çünkü niye oruç tutmuyor? Bu Müslüman değil. Bunun Allah'a kitabı yok. Böyle söylüyorlar. Obezite cerrahisi geç. Of, ben niye okuyamıyorum? Obezite cerrahisi geçiren hastalar oruç tutabilir mi? Obezite cerrahisinden faydalanan hastaların ameliyat hangi teknikte yapılmış olursa olsun vücudun metabolik yapısı düzelinceye ve ameliyatın yapılma amacı yerine bulup hedeflenen kilo ulaşıncaya kadar düzenli beslenmeli ve sürekli takibi yapılması gerekir. Çok önemli bir nokta. Sürekli takibi yapılması gerekir. Bunun için ilk 2 yıl mide yani vücut uzun uzun süreli açlık ve susuzluğa karşı koruma altına alınmalıdır. İkinci yıl içinde şunu söyleyeyim. Kendinizi hazır hissetmeniz lazım. Deneyerek oruç tutmanız lazım. İkinci yıl yasak değil ama yine de temkinli olmak lazım. Tüp mide ya da gastrik bypass gibi obezite cerrahi operasyonu geçiren hastaların ameliyattan sonra 2 yıl boyunca oruç tutmaları sağlık açısından tavsiye edilmemektedir. Bu doktor 2 yıldan bahsetmiş. Obezite ameliyatı hastalarda oruç tutmanın sakıncaları. Bunu da okuyayım. Öncelikle sıvı ve elektrolit dengesi bozulur. Obezite cerrahisinde ana hedef kullanılan tekniğe göre midenin hacmini küçültmek veya emilimini azaltmaktır. Ameliyattan sonra az ama sık aralıklarda beslenilmelidir. Ayrıca bol sıvı tüketilmelidir. Bana 2 litre iç diyorlar. Benim içebildiğimi zaten görüyorsunuz. Bu süre içinde vücudun ihtiyacı olan besin ve sıvı alımı sağlanmayacaktır. Yani yaklaşık olarak 15, 17, 18 bilmem kaç saat oruç tutuyoruz. Şu anda havalar sıcak değil. Ama böbrek hastalıkları, mide ve rahatsızlıkları, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilirmiş bu kadar sürede tüp midelilerin oruç tutması. Bu aldığım SF'ler de bu şekildeydi. Bir doktorun paylaşımıydı. Doktorun kim olduğunu da bilmiyorum. Ama sağlık açısından bilgi. Yoğurt da bana iyi geliyor. Beni tıkamıyor ama gidiyor. Ne kadar tok tutuyor bilmiyorum ama işte böyle bademler falan, işte cevizdir. Bu aslında zararlı. Kavrulmuş badem için. Çiğ yemem lazım. Çiğ fıstık. Bu tür. Ama bunlardan da canın istiyor yani. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca çeşitli çeşitli insanları görüyoruz. Ben bundan tam olarak 4 yıl önce bugün Türkiye'ye Covid girmiş. Ve ben Ramazan yayınlarına başladığım dönemler diyebilirim. Çoğunuzun sabahlara kadar beni sahur yayınlarımda, iftar yayınlarında izlediği dönemler. Şimdi TikTok'ta geçen sene de vardı, bu sene de var. Bilerek yemek yiyenler. Ben neden bilerek diyorum? Çünkü Ramazan ayı biliyorsunuz Türkiye'deki Müslümanlar, şu an Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'deki diyorum. Bir sürü başka yerlerde Müslümanlar var. Oruç tutuyorlar.
Oruç tutarken de zaman geçirmek için herkes ibadet yapmıyor. Keşke hepimiz ibadetlerimize yoğunlaşsak, sadece ibadet etsek ama yapmıyoruz. Canlı yayın izliyoruz, video izliyoruz, şunu izliyoruz, bunu izliyoruz. Tamam, videolarda yemekler de var. Ama insanlar o videoları iftardan sonra atıyor, iftardan önce bizim önümüze düşüyor. Ben ona saygı duyuyorum çünkü kendim de aynı içerik üreten bir insanım. Şu an ben oruç tutmuyorum. Bu videoyu oruçlu değilken, hani siz oruçluyken çekiyorum ama size saygısızlık olmasın diye iftardan sonra paylaşacağım. Bakın burada önemli bir nokta var. Saygılı olmak. Bunun haricinde de TikTok canlı yayınlarında açık açık böyle keyifli keyifli yemek yiyenler, işte canlı yayında kahve içenler, sigara içenler, neler neler. Ağzını da şapırdatarak zevkle yapıyor bunu. Sadece izlenme uğruna. Bunlar çok yanlış. Müslüman olmayabilirsin, buna benim saygım var. Ama seni izleyen Müslüman insanlara saygın olsun. Sana kimse demiyor ki oruç tutmak zorundasın, İşte yemek yeme bizim önümüzde demiyor. Herkesin nefsi, haklısın ama sen bunu izlenmek için yaptığın için de iğrenç bir insansın. Ben geçen sene birkaç tane insan görüyordum. Hepsine de buradan selamlar. Yani gerçekten iğrençsiniz. Kim olursa olsun saygı duymak zorundasınız. Mesela başka mezheplere sahip insanlar bu Ramazan'da değil de başka bir zamanda oruç tutuyorlarmış. Onlar da şey diyorlar, siz bize saygı duymuyorsunuz, biz size mi saygı duyacağız gibisinden diyenler de var. Ama ben gerçekten bilmiyorum ne zaman oruç tuttuklarını. Bunu mesela biz oruç tutarken televizyonlarda, işte haberlerde, camilerde falan herkes bir ibadet halinde olduğu için herkesin haberi var. Ama ben onları bilsem ben de onlara saygı duyarım. Bir de şey duymuştum, bizim bir tanıdığımız vardı, hani şey diyor, bizim milletimiz diyor birbirine saygı duymuyor oruç konusunda ama dışarıdaki adam diyor sırf biz diyor oruçta olduğumuzu bildiği için diyor buna dikkat ediyor diyor, bize diyor hani daha farklı davranıyor diyor. Ramazan'a bilmeseler de bize o şekilde davranıyorlar diyor, saygı duyuyorlar diyor. Gerçekten hangi milletten olursan olur saygı duymak, hoşgörü içinde olmak çok önemli. Ve acımasız insan çok ya. Çok kötü şeyler de var. Asla acıma duyusu yok. Küfür eder, bağırır, çığırır. O şekilde ilerler, o şekilde izledim. Bir mevzu da şu. Bunu yayın yaptığım dönemlerde sürekli yaşıyorum. Bir insanın oruç tutmamasını sorgulamak. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani ben bazen soruyorum niyetli misin diye. Çünkü bazen ona göre davranırsın ya. Davranırsın derken hani bir şey olur, bir şey yapacak olursundur. O yapamaz, sen yaparsın. Misal, kadınların biliyorsunuz özel dönemleri oldu. O zaman oruç tutmuyorlar. Ya da bir yere giderken niyetli olmuyorsun. Ya da bir işin vardır, çalışıyorsun da niyetli olmuyorsun. Ama yayınlarda niye oruç tutmuyorsun? Sen niye oruç tutmuyorsun? Ben mesela özel günlerimde oruç tutup tutmadığımı saklayan bir insanım. Yani bu hoş olmaz ekran karşısında bir şeyler yiyip içmek. Yanlışlıkla ağzına bir şey attın, yemeği tadına baktığın zaman o zaman hep tadına sen bakıyorsun, sen ilgileneceksin, sen şey yapacaksın. Aa oruç tutmamış, aa niye tutmamış, aa şöyle böyle. Hemen bir yaygara koparıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler arkadaşlar. İnsanların oruç tutup tutmaması, Müslüman olup olmaması hiçbirimizi ilgilendirmez. Allah'a inancı vardır ama ibadetlerini yerine getirmek istemiyorum. Kimse kimseyi zorlayamaz. Bizim dinimizde, bizim toplumumuzda insanları bir şeye zorlamak yoktur. Herkesin niyetini Allah kabul etsin. Tutan olur, tutmayan olur. Yani bu bizi ilgilendirmez. Sonuç olarak biz her koyun kendi bacağından asılır derler ya. Sen tutuyorsan sus, tut. Ama yok Ali tutmamış, yok niye tutmamış, yayına girip sen niye tutmadın, sen Müslüman değil misin, sen şöylesin, sen böylesin, çok yanlış şeyler. İnsanlar çok fazla darlıyorlar. Bugün fotoğrafımın altına yazmışlar, oruç tutmuyor musun? Ne alaka? Ya fotoğrafımın altına neden yazıyorsun? Mesaj at, tamam onu da anlarım. Ben bayağıdır söylüyorum hani ben niyetli olamayacağım, yasak, şöyle böyle diye. Ama hala bunu anlamayanlar var.
Bu şekilde arkadaşlar, umarım size verdiğim cevaplar yeterince açıklayıcı ve bilgileyici olmuştur. Ben bir doktor değilim. Tekrar söylüyorum. Tüp mide ile ilgili de şunu konuşmak istiyorum. Ben en başından beri tüp mide ile olmayın diyorum. Neden diyorum bunu? Kendi yaşadığım zorlukları bildiğim için. Kötü bir operasyon geçirdiğim için değil. Doktorum kötü olduğu için, ekibi kötü olduğu için değil. Tek tek anlatmaya çalışıyorum. Hatta ben yani bunu yaşadım. Cidden çok acımasızca bir yaklaşım ama yaşadım. Neden insanlara tüp mideyi önermiyorsun? Niye tavsiye etmiyorsun? Sen zayıfladın, onlar zayıflamasın istiyorsun. Sen nasıl insansın? Bak, bu yorumları da aldım. Psikolojik olarak beni yıpratmaya çalışıyorlar. İçimden geçmeye çalışıyorlar. Ama Allah büyük diyorum. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Ben pişman olduğumda niye pişmansın? İşte şöyle, işte böyle, daha ne istiyorsun, zayıfladın. İyi ki seninle işlemişler, iyi ki sana hakaret etmişler diyorlar. Bilmiyorum ya, kimse kimsenin acısını, o yaşadığı kırgınlıkları düşünmek istemiyor. Herkes şeyin havasında, aa işte zayıfladı, güzelleşti, oldu bitti. Ne diyeyim, Rabbim herkese kalbine göre bir şeyleri versin. Öyle söylüyorum. Saatte 5:13 geçiyor. Umarım bu videoyu izlersiniz sonuna kadar. Ve gelip yayınlarda beni yargılamazsınız. Bir de şunu da çok yaşadım geçen senelerde. Ben oruç tutuyorum ya. Sen kilolusun, sen dayanamazsın. İşte gösteri yapıyorsun, aslında oruç tutmuyorsun. Telefonu kapatınca yemek yiyip içiyorsun. Günahına girmek ne kadar kolay insanların, değil mi? Bunlara da çok yaşadım. Oho! Ama dediğim tek şey her zaman Allah büyüktür. Rabbim hepimizin kalbine göre nasip eylesin. Allah güzel insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Duamdır. Ramazan boyunca edeceğim dualarda hepinize duamdır. Allah hepimizi affeylesin. Mübarek Ramazan ayındayız. Ettiğimiz dualar, ağzımızdan çıkan sözler, güzel bir tebessüm bile sadakadır. O yüzden sizlere tek tavsiyem, sizlerden büyük olmayabilirim, küçük olabilirim ya da büyük olabilirim. Çoğunuz benim annem babam yaşındasınız belki de. Büyüklerime de küçüklerime de diyeceğim tek şey şu. Bu ayda bol bol iyilik yapalım. İyilik nedir? Bir insana, aa sen kilo vermişsin, işte güzelleşmişsin demek bence iyilik değildir. İyi misin, nasılsın, halin vaktin yerinde mi? Bu iyiliktir. Onunla sohbet etmek, onun derdini dinlemek. Bu iyiliktir. Bir de durduk yere bir insana çiçek vermek. Onun yaşayacağı mutluluk hiçbir yerde yok gerçekten. Sokaktaki kedilere, köpeklere, sokaktaki hayvanlara, kuşlara, ekmek kurusu mesela kuşlara. Kedilere mama vermek, su vermek ne kadar güzel bir şey. Bunu her zaman yapmalıyız bence. Bu dediklerimizi aslında her zaman yapmalıyız. Ama Ramazan girince insanlar biraz daha şey yapıyor. Daha fazla iyilik yapayım diyor. Gösteriş için değil de gerçekten Rabbim bizleri güzel ne derler? Ameller işlemiş olalım diye nasiplendirsin diye konuşamıyorum. Şu anda tam olarak telaffuz edemiyorum. Ama sizden tek ricam budur. Ne kadar çok verirseniz o kadar çok da Rabbim size verir. Ben hep diyorum. Bizim o balkondaki kediler olmasa, köpek olmasa, gece öldü biliyorsunuz ama Keş var. Keş bizim köpeğimiz değil. Ben onlara merhamet etmesem Rabbim bana hiçbir şey vermez. Ben onlara verdikçe Allah bana veriyor. Ben hep bunu söylüyorum. En zor zamanlarında Rabbim yardımcım oluyor. Çünkü ben veriyorum. Evimizden misafir eksik olmaz, soframızdan insan eksik olmaz. Biraz kendimizi değiştirelim. Gerçekten. Güzel günlere, güzel zamanlara. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir de rahatsız olduğum bir konuyu daha söyleyip kapatmak ve iftar yayına geçmek istiyorum. Evimize gelen insanları linçliyorlar. Niye size geliyorlar? Niye sen bir şeyler yapıyorsun sürekli? Ya da sen neden o insanlara bir şey veriyorsun? Yani böyle sürekli misafir sevmeyen bir kitle var ama ben seviyorum. Benim annem babam seviyor. Biz eli açık insanlarız. Allah da ona göre veriyor. Rabbim herkesin dağına göre kar versin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.
Başka ne diyeyim? Öyle. Mutlu olun. Çünkü hepimiz çok değerliyiz. Biz hepimiz çok güzeliz. Rabbimin yarattığı her kul güzeldir. Ben hep bunu söylüyorum. İşte şuranız böyledir, buranız eğridir, şuranız şöyledir. İnsanlar her şeyi söylerler. Benim kulağıma yapışık dalga geçiyorlar. Ama Allah beni böyle yarattı. Ellerim böyle şeydi, erkek eli diyorlardı. Yüzünde kıllar var diye dalga geçiyorlardı. Hala var, utanıyorum dışarı çıkmaya ama sadece şunu biliyorum. Çok şükür duyabiliyorum, görebiliyorum, konuşabiliyorum. Elim ayağım var. Olmayan insanlar var arkadaşlar. Şükür, şükür, şükür. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Sizlerin hayatlarındayım. Sizler beni seviyorsunuz. Bunun için de çok şükür. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.